sokulur. Son bakışın aklıma takılır. Aklıma takılır. Aklıma takılır. Son bakışın aklıma takılır. Aklıma takılır. Aklıma takılır. Ah gece gündüz susar. Çözmüş gemiyi, yakmış konakları. Kimseler duymaz, gizlice ağlar. Sessiz sedasız kaybolan yıllar. Kimseler duymaz, gizlice ağlar. Sessiz sedasız kaybolan yıllar. Sessiz sedasız kaybolan yıllar. Sedasız kaybolan yıllar. Merhaba. Elinizi uzatın da yaranıza bakayım. Gerek yok. Ben Aylin Hanım'ı bekliyorum. Beni kendisi gönderdi zaten. Aylin Hanım gelsin dedim. Peki, siz bilirsiniz. Kimsin sen? Bu sorgulama safhasından sıkıldım artık. Nazlı'yla ne alakan var? Neden seni görünce şoka girdi? Nazlı kim? Nişanlımdan bahsediyorum. Benimle oyun oynama Sinan Bey. Her şeyin altından sen çıkıyorsun. Konuşmayacak mısın? He? He? Şimdi bana cevap ver. Etrafımızda neden dolanıyorsun? Sadece tesadüf. Tesadüf mü? O yüzden mi her gün buradasın? Bırak elimi. Nazlı'yı bu kadar korkutacak ne yaptın? Kız senin nişanlın. Ona ne olduğunu bilmek de senin görevin. Sen polis değil misin? Bir daha karşıma çıktığında aptalca sorular sormak için zamanın olmayacak. Merak etme. Bir daha karşılaştığımızda sen çoktan hapsi boylamış olacaksın.
Hadi. Hadi hayalciğim, gidelim. Sanırım bana bir özür borçlusun anne. Haklısın. Sana inanmadığım için özür dilerim, tamam mı? Ama sana zarar gelmesinden o kadar çok korkmuştum ki... galiba biraz kontrolümü kaybettim. Biraz mı? Neredeyse beni hastaneye kapatıp evlatlıktan reddediyordun. Olur mu hiç öyle şey? Sen benim bir parçamsın. Senin canın azıcık yansa benim yüreğim yanar. Affet beni bir tanem. Bundan sonra ne olursa olsun hep sana inanacağım. Affet beni. Ne olursa olsun mu? Hı hı. Bak söz verdin, unutma. Unutmam, merak etme. Söz. Ama sen de ne olursa olsun her şeyini benimle paylaşabileceğini unutma. Tamam mı? Anlaştık. Anlaştık. O zaman o hapların kime ait olduğunu bana anlat bakalım. Of. Anne. Tamam canım, ben sadece arkadaşına yardım etmek için sordum. Hazır olduğunda anlatırsın. Ama şunu unutma, onu koruyarak daha çok zarar veriyorsun ona. Tahlil sonuçlarını hemen bana gönderin. Peki efendim. Aa, gidiyor musunuz? Yarınıza baktılar mı? Siz olmayınca kimseye güvenemedim. İçiniz açılmış. Ölecek miyim? Tabii ki hayır. Hadi gelin de dikelim yeniden. Henüz tanışamadık, farkındasınız değil mi? Ben Aylin. Bir adınız yok mu? Sinan. Adım Sinan. Memnun oldum. Allah Allah, ne oluyor ya? Sabahtan beri aldığı oyuncaklarla orta ölçekli bir oyuncakçı açılır. Merhaba. Hoş geldiniz, buyurun. Şuna bak. Ay, çok tatlı bu. Bunlar kesin birine hediye ama kime? Bu şanslı velet kimin acaba? Bunun pembesi var mı? Var efendim. Karıcığım, havlunu getirdim. Al üşütme. Hastalanırsan çok üzülürüm sonra. Ben buna hiç dayanamam Aylin. Kendine çok iyi bakmalısın hayatım. Hala eskisi kadar iyi yüzüyorsun. Ama kendini fazla zorlamamalısın. Unutma ki sen astım hastasısın. Ne kadar düşüncelisin.
Hatırlıyor musun? Seninle ilk konuşmamız da havuzda olmuştu. O kadar güzeldin ki. İnan sana bakmaya kıyamıyordum bir tane. Aylarca beni fark etmen için uğraştım. Sonra havuzda sana asılan iki kişiye derslerini verince bana gülümsemiştin. Ta gözlerinin içi gülümsemişti. Böyle içime işlemiştin. O gün hayatımın en mutlu günüydü. Nihayet benim farkıma varmıştın. Biz nasıl bu hale geldik? Sana ne oldu böyle? O benim sevdiğim romantik adam nerede? Burada. Burada aşkım. Bak tam karşında. Her şey eskisi gibi olacak halim. Bak göreceksin. Olanlardan sonra artık çok geç Ender. Birbirimizi kandırmayalım. Halim. Hiçbir şey için geç değil. Yaptıklarım belki bağışlanamaz ama... Ama ben sana olan aşkımdan kontrolümü kaybediyorum. Hayvanın tekiyim ben. Lütfen affet beni. Bundan sonra sadece seni mutlu etmek için yaşayacağım. Seninle böyle konuşabileceğimiz aklıma bile gelmezdi. Ben sadece huzur istiyorum. Biraz yalnız kalıp düşünmek istiyorum. Kendime gelmek istiyorum. Ben seni asla bırakmam. Bırakmam. Bırakmam ben seni. Hiçbir zaman bırakmam. Ender yalvarırım. Ne istersen kabul ederim. İstediğin her şeyi alabilirsin. Ev, araba, para. Yeter ki... Yeter ki beni özgür bırak. Ben sadece seni istiyorum bir tanem. Senden asla ayrılmam. Ben seni seviyorum Halim. Sana hala aşığım. Sensiz yapamam ben Halim. Yapamam. Ender, beni birazcık seviyorsan lütfen biraz ayrı kalalım. Yalvarırım. Peki o zaman her şey düzelir. Ender. Ender, ben böyle boğuluyorum. Anlıyor musun? Boğuluyorum, boğuluyorum. Ayrı kalmak mı istiyorsun? Demek boğuluyorsun ha? Ha? Seni aşağılık seni. Biraz ayrı kalalım ha? Ender! Belki her şey düzelir öyle mi? Ender! Sen kimi kandırıyorsun? Hayır! Bir kere ayrıldık mı bir daha asla geri gelmeyeceksin. Ondan sonra da koşa koşa sevgilinin kollarına gideceksin. Ender! Değil mi? Seni yalan. Hadi git bakalım. Bu hayat üzücü yalnızca senin için. Akşam yemeğine de geç kalma. Nasıl da unuttuk bunları iptal ettirmeyi. Bu hafta nikahı olacaktı yavrum.
Üzülme. Bir hafta değil de bir ay sonra oluverir. Ne önemi var? Yeter ki kızımız iyileşsin. Meleğim, neden hiçbir şey hatırlamıyorsun? Sana bunu yapanlardan intikamımızı almak için neler vermezdim? Seni çok seviyorum küçük balığım. Tamam Fatoş, tamam. Yeter artık. Ağlama ne olursun. Hayırdır Fatoş anne? Ne oldu? Bak oğlum. Nikah şekerleriniz gelmiş. Bütün bu kargaşa içerisinde bir hafta sonra evleneceğinizi hepimiz unutmuşuz. Nikah salonunu falan iptal ettirmek lazım. Ah bahtsız kızım ah. Onca sene seninle evleneceği günün hayalini kurdu. Tam muradına erecekken. Nasıl bir kader bu ya? Güray, bunlar bizim başımıza neden geldi? Ha, neden? Ah benim güzel kızım ah. Kendini topla Fatoş. Kızımız ölmedi ya. İyileşip ayağa kalkar kalkmaz evlenirler. Bu kadar beklediler. Biraz daha bekleyiverirler. Ne olacak? Beklemeyeceğiz Güray baba. Her şey planladığımız gibi olacak. Nazlı ile düğünümüzü yapacağız. Ama oğlum. Nazlı da böyle olmasını ister Güray baba. Hem göreceksiniz. Evlenince daha hızlı iyileşecek. Oğlum. Canım oğlum. Bittim ben. Oh, nereden bulaştım ben bu işe? Açla evde değil ki. Niye buraya geldin? Sürpriz yapacak herhalde. Oo, o zaman daha çok buradayım. Hem biraz da dinlenmiş olurum. Allah geliyor ya. Bu da ne demek şimdi? Bu kız ne zaman evine gidecek ya? Bittim hepten. Şimdi işin yoksa bu kısımlar yerine hikaye uydur Süleyman Çesen'e. Her şey dakikası dakikasına yazdım efendim. Alışveriş merkezinden oyuncak ve bebek elbiseleri alıp doğruca eve geldi. Şimdiye kadar da evden çıkmadı. Emirlerinizi bekliyorum efendim. Tamam, aferin. Sen izlemeye devam et. Çık şimdi. Olur. Peki Roza Hanım. Aynı aç olduğundan emin misiniz? Evet eminim. Nerede olsa tanırım. Doğum yaptıktan sonra yavrumla birlikte benden koparıp aldılar. Ne yaptınız bebeğime? Nereye götürdünüz yavrumu? Ebe ölmeden önce Haç'la birlikte yavrumu bir yetimhaneye bıraktığını söyledi. Dovoya do bebecik. Artık senin evin burası. Bebek adımı. Ayı kalk, ayı kalk. Bahçede bebek var. Hayır. Hayır.
Sonra? Oğlum değil de bir kızım olduğunu söyledi. Ama ben ona inanmadım. Hiç inanmadım. Acı çekmem için yalan söylediğini düşündüm. Onu nasıl bulacaksınız? Bana yardım et Haçlı. Yavrumu bulmak için her şeyi yaparım. İkimiz de Ezo'yu arıyoruz. Ama annesi olsan da onu seninle paylaşmayacağım. Ne konuşuyorsunuz bakalım? Hayatım kurtardığı için Haçlı'ya teşekkür ediyordum. Kuru bir teşekkürden çok daha fazlasını hak ettin oğlum. Bundan böyle masada senin de yerin olacak. Bölgelerden birini sana veriyorum. Adamlarını topla, ekibini kur. Sana beklemeni söylemiştim. Biliyorum. Ama ben bir şeyler buldum sanırım. Sabretmeyi öğrenmelisin. Nazlı bu haldeyken sabretmemi nasıl beklersin? Ucu bucağı görünmeyen bir sistemin parçalarıyız. Ve bu sistemin içinde senin de Nazlı'nın da bir kum tanesi kadar değeri yok. Böyle konuşamazsın. Benim böyle konuşmamam gerçekleri değiştirecek mi? Belki bu gerçekleri değiştirmene yardım edebilir. Her şey bu herifle bağlantılı. Bunu biliyorum. Bu adam sadece bir piyon. İnsanların istediklerini elde etmek için kullandıkları basit bir adam. Peki o zaman Nazlı'nın ölmesini isteyen adam kim? Her şeyin arkasındaki adam kim? Düşündüğün kadar basit değil her şey. Onu yok edebilmek için ilk önce onun gücüne inanman lazım. Bu adam merkezi her yerde, çevresi hiçbir yerde olan bir küredir. Düşmanını asla hafife alma. Ve yaşadıklarını da bu kadar önemseme. Bir şey eklemeyi unuttum. Ve de kimseye güvenme. Hoş gelmişsin abi. İsmail. Hayırlı olsun abi. Haberini aldık. Hoş gelmişsin. Başımızda sen olduktan sonra evelallah kimse karşımıza duramaz artık. Ekstra kalite bir mal abi. Daha yeni teslim aldık. Bu akşam dağıtıma başlayacağız. Siz zahmet etmeyin. Ben dağıtırım. Ama... Abi... Malı beğenmediyseniz hemen yenisini getirtiriz. Bundan sonra benim bölgemde uyuşturucu işi yapılmayacak. Ne demek abi? Yanlış anladın herhalde.
Bundan sonra hiç piyasaya mal dağıtılmayacak. Ama o zaman biz nasıl para kazanırız? Nasıl doyarız? Abi. Yeni işler yapacağız. Oradan sebeplenirsiniz. Olur mu öyle şey ya? Eski köye yeni adet mi geliyor Haçlı? Süleyman Çesen'in bunlardan haberi var mı? Ne diyorsun lan sen? Bundan sonra ben Süleyman Çesen'in ta kendisiyim. Bundan böyle bu alem de benim kanunlarımla yaşanacak. Her şey tamam. Nazlı'yı en çok gitmek istediği yere götüreceğim. Pra. Ha? Ama sakın söylemeyin bak. Sürpriz olacak. Peki kalktı bu sabah. Şimdi de odasında gelinliğini deniyor. Galiba haklısın oğlum. Bu düğün işi ona çok iyi gelecek. Nazlı! Nazlı! Nazlı ne oldu? Nazlı! Kızım! Nazlı korkutma bizi! Nazlı aç kapıyı! Hadi aç Nazlı. Kapıyı! Hadi. Bir tornavi daha alabilir miyim baba? Aç hadi Nazlı! Hadi Nazlı! Kızım! Hadi yalvarırım aç aşkım! Nazlı! Nazlı oradasın biliyorum! Aç artık hadi! Nazlı kızım, aç kapıyı! Aç kapıyı! Sadece uyumak istiyorum. Daha güzel bir gelinlik alırız, tamam mı? Çok daha güzel. Tabii ya, yepyeni bir gelinlik alırız sana. Evlenmeyeceğim, duydunuz mu? Ben evlenmeyeceğim. Her şey eskisi gibi oldu evet. Bak. Gerçekten buranın manzarasına bayıldım. Senin çabaların sayesinde. Ben biliyordum zaten. Bu aile gezilerini özlemişim ya. Annem, ne güzel hep birlikteyiz. Ya. Uzun zamandır da gelememiştik çiftliğe. İyi oldu. İş güç derken hayata kıp gidiyor.
tarafını geçersen. Bak orada. Elbette. İlyas, atı getirir misin? Hemen efendim. İnsanın ailesinden daha önemli hiçbir şey yok bence. Gel gel gel. Bunun farkında olup tadını çıkarmak lazım, değil mi Timur? Ya. Bence de. İnsan ailesinin kıymetini bilip ona göre davranmalı. Etrafımızda neler oluyor? Neler görüp neler duyuyoruz? Karılarının yakın arkadaşlarıyla birlikte olan kocalar var. Yakalanınca da bin pişman oluyorlar ama iş işten geçmiş oluyor. Elindekinin kıymetini bilmek lazım. Aman Nedret, yine konuyu nereden nereye getirdin? Kadın milleti değil mi birader? İlla birbirlerini çekiştirecekler yani. Gerçekten ya, tek dertleri biziz. Erkekleri sevmiyorlarsa niye birlikte oluyorlar anlamıyorum ki. Bir türlü rahat bırakmadığınız için olabilir mi Ender? Yalnız kalmamıza izin vermiyorsunuz ki. Ben en iyisi annemlerin yanına gideyim. Yoksa Nedret beni bütün erkekler adına aforoz edecek. Hoppa. Ne oluyor sana ya? Neden böyle davranıyorsun? Çok tatlı. Hiç anlamıyorum. Onlar barıştı, sen hala Ender'le uğraşıyorsun. Ne alıp veremediğim var adamcağızla? Ender Aylin'i hak etmiyor. Yaptıklarından pişman olduğu falan da yok. Aylin'e daha fazla zarar vermesinden korkuyorum. Bak, bu ikimizi de ilgilendirmez. Karı koca onlar. İsterlerse birbirlerini yesinler. Mutlu aile pozları annemle babamı mutlu ettiği sürece sorun yok. Tıpkı bizim yaptığımız gibi değil mi Timur? Bu imalı sözlerinden sıkıldım artık Nedret. Sınırı aşma, beni de kızdırma. Ne yaparsın? Bana da haddimi mi bildirirsin yoksa? Bak, sana daha önce de söyledim ben. Gitmek mi istiyorsun? İşte kapı orada. Ama unutma, çocuklarını bir daha asla göremezsin. Ve benden 5 kuruş para alamazsın. Açlı boynunda onun açını taşıdığına göre bir şeyler biliyor demektir. Evet ama o kadar zorlamama rağmen tek kelime bile etmiyor. Aşçıyla bir daha konuştuğunuzda ne yapar eder her şeyi öğrenirsiniz. O kolyeyi çok yakının hediye ettiğini söylüyor. Benimle bir bağlantısı yokmuş. Yavrum belki de bana çok yakın bir yerde. Ama ben onu tanımıyorum. Buyurun. Bahar Çesen adına teslimatımız vardı. Ama bunlar... Bir dakika. Nereye bırakmamızı istersiniz? Ne oluyor burada? Bahar Hanım'a eşyalar gelmiş. Bir yanlışlık olmalı. Yok, isim ve adres doğru. Evet ama çocuk eşyalarına ihtiyacımız yok bizim. Mutlaka bir karışıklık olmalı. Hiçbir karışıklık yok. Bunlar benim siparişlerim. Beylere benim odamın yanındaki odayı göster. Peki efendim. Eşyaları da oraya bırakacaklar. Tamam. Buyurun. Ne demek şimdi bu Bahar? Eve yakında bir bebek gelecek demek. Sen, ben doğru mu anlıyorum? Bir şeyi mi ima etmeye çalışıyorsun? Oho! İş imayı geçti Roza Hanım. Bu eve bir torun gelecek. Bu gerçek olamaz. Baban bunu öğrendiğinde... Sen nasıl böyle bir şey yaparsın? Babanı öldürmek mi istiyorsun ha? Bildin sevgili Roza. Benim amacım da bu. Ama üzülme. Kötüye bir şey olmaz. Süleyman Çesen bu kadar kolay ölmez. Hem fena mı? Şu ölü ev bir bebekle canlanıverir.